geldiniz. Sefalar getirdiniz. Osmanlı Türkmenleri Yaşatma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Türk Kızılayı Ankara Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği, çeşitli ülkelerden Türkiye'ye gelen Türkmenlerin Türkçe öğrenebilmesi ve Türkiye'de günlük hayatlarını idame ettirebilmeleri için düzenlenen Türkçe Dil Eğitim Kursu açılış töreni Ankara Keçiören ilçesinde bulunan Dernek Genel Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi. Osmanlı Türkmenleri Yaşatma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Şafak Soy'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Küçük, Keçiören AK Parti İlçe Başkanı Şükrü Özek, Büyük Birlik Partisi Ankara İl Başkanı Mahir Alay, Osmanlı Türkmenleri Yaşatma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Mamak Şube Başkanı Ercan Ağören, Türk Kızılayı Göç Hizmetleri Direktörü Bayram Selvi, Türk Kızılayı Ankara Şube Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu, emekli vali Ahmet Kara, davetliler ve misafirler katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Osmanlı Türkmenleri Yaşatma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Şafak Soy'un açılış konuşmasını yapmasının ardından Dernek Mamak Şube Başkanı Ercan Ağören söz aldı. Başkanımıza yakışır bir şekilde Mamak Şubesi'ni kurduk. Allah izin verirse ileriki zamanlarda açılışını yapacağız. Buradan herkese hoş geldiniz diyorum. Ağören'in ardından Türk Kızılayı Göç Hizmetleri Direktörü Bayram Selvi bir konuşma yaptı. Allah yüce devletimize, yüce milletimize zeval vermesin. Bu coğrafya, bu topraklar, bu devlet naçar kalan, biçare kalan tüm insanlara kucak açıyor. Şu an tüm dünyaya örneğiz. Dünyada en fazla göçmen barındıran, dünyada en fazla göçmene hizmet eden bir devletimiz var. Bayram Selvi'nin konuşmasının ardından Türk Kızılayı Ankara Şube Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu söz alarak şunları ifade etti. Huzurlarınızı önce Şafak Bey'e teşekkür etmek isterim. Bu küçücük yerde çok zorlu imkanlarda çok güzel işler yapıyor. Tabii ki biz de Türk Kızılayı olarak, Türk Milleti olarak ona bu konuda elimizden gelen desteği gösterdik. İnşallah her zaman göstereceğiz. Daha sonra emekli valilerden Ahmet Kara bir konuşma yaptı. Bizim toplumumuza uyum sağlamalar için tabii ki böyle bir eğitim faaliyeti başlatılması ayrıca bir güzellik. Ondan dolayı ben hem yine bahsi geçen kuruluşlara hem de milli eğitimimize, Milli Eğitim bu konuda önemli destekler vermese herhalde bu dernek de bu kadar büyük faaliyete girişmez. Daha sonra Keçiören AK Parti İlçe Başkanı Şükrü Özek kursun açılışı ile ilgili şunları söyledi. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler de AK Parti Keçiören İlçe Teşkilatlar olarak yapmamız gereken yardım, husus ne varsa bizler de derneğimize ve Türk Kızılay Ankara Şubesi'nin yanındayız. Konuşmaların ardından kursun açılışına geçildi. Protokol üyelerinin hep birlikte katıldığı açılış töreninde kurdeleyi Türk Kızılayı Ankara Şube Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu kesti. Kursiyerlere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, kursiyerlerden Ayşe isimli ilköğretim öğrencisiyle yakından ilgilendi. Abi siyaset Recep Erdoğan tanıyorsun. Cahil değil mi? Ondan selamlar Senin Cumhurbaşkanı'na istediğin bir şey var mı? Evet. Yok mu? Selamlarını iletelim mi? Evet. Çekirdek kadar. İnşallah. Tamam. Özek daha sonra kursiyerlerle ilgili bilgi aldı. Kurs ihtiyacının ve taleplerin yoğun olması üzerine Özek kurs kapsamının genişletilmesi ve kursiyerlerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yapacağını belirtti. Müdürümüzle de görüşelim Ayhan Beyler. Yani katkı verebileceği nokta varsa ki olur. Tabii ki. Biz birlikte yapalım yani bu sorun. Çalışmalarımızı yapalım. Biz... Kanal 5 mikrofonlarına da bir değerlendirmede bulunan AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek şunları söyledi. Irak olsun, AK Parti kardeşlerimiz olsun, hükümet noktasında, çözüm noktasında biz onların yanındayız. Olması gereken problemleri de aşmak için sırayla biz bunları ele alacağız. Hükümetimiz bununla ilgili geçmişte artık güne kadar bazı bir takım kanunlar çıkardı.
Avrupa uyumu yasaları olaraktan da bunlarla ilgili yasalar çıktı. İnşallah el birliğiyle biz bunları çözeceğiz. Tabii ki bazı konular devletin yapamayacağı konularda sivil toplum kuruluşları dile getirip onları çözme noktasında. Bizim de şu an Şafak Bey'in de yapmış olduğu bir takım çalışmalardan dolayı kendilerine de teşekkür ederim. İnşallah Osmanlı Türkmenleri Derneği ile beraber valimizi en kısa zamanda ziyaret edeceğiz. Bu yeni gelen valimizde de bu konuları önemsiyor ve bakanlığımıza da Milli Eğitim Bakanlığımıza da bu konuyu ileteceğiz. Zaten bazı çalışmalar da bakanlığın gündeminde var. Ama hızlandırma açısından da bizler de bunun ön ayakçıları olacağız. İnşallah en kısa zamanda da biz Keçiören İlçe Teşkilatı olaraktan ilerleyen zamanda da Cumhurbaşkanımızla da bir görüşme içerisine gireceğiz. Onu da direkt kendilerine arz edeceğiz. Yani kardeşlerimiz burada kendilerini ev sahibi gibi hissetsinler. Kesinlikle yabancı olarak görmesinler. Bizler onların kardeşleriyiz. Bizim elimizden gelen ne varsa maddi manevi olarak onların yanındayız. Kanun hükümleri olarak da onların ne gibi kanun çıkması gerekiyorsa da yardımcı olmaya çalışacağız. Yani. Açılışı yapılan kursla ilgili olarak Osmanlı Türkmenleri Yaşatma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Şafak Soy, Kanal 5 mikrofonlarına şöyle konuştu. İş yaptık kanısındayım ben. Niye? Bu Türkmenler konusu biliyorsunuz Türkiye'de bir sürü uyruklu insan yaşıyor ama Türkmenler konusu daha farklı benim gözümde. Ana dilleri Türkçe olmasına rağmen unutulmuş. Arap devletlerinde unutulmuş ve buraya kadar gelip bu insanların burada yaşamaları artık zorunlu gibi gözüküyor. Ve bunların unuttukları dillerini yeniden öğretmek ve Türkiye'de yaşamlarında kolaylık yapabilmeleri açısından çok önemli bir proje yaptık. Bu projeyi biz Türk Kızılay Ankara Şubesi ile birlikte yapıyoruz. Ama tabii bunun başlangıcında şu an 60 öğrenciyle başladık. Bunu yaygınlaştıracağız. Okul düşüncemiz var. Zaman içinde bunun daha fazla, daha kişiye ulaşmasına sağlayacağız efendim inşallah. Başkanımızın çıkmış olduğu bir kutlu yolda elimizden geldiği kadar biz de başkanımızın yükünü hafifletmek adına güzel bir çalışmalar olacak. Türkmen kardeşlerimizden hep beraberinde sıkıntılarını gidereceğiz. Onların istedikleri sıkıntılarını dile getirmeye çalışacağız. Açılışa gelen ve kurs almak isteyen Afganlılar da Türkiye'de kimlik alamadıkları için çalışma, sağlık, eğitim ve yaşam şartlarının olumsuz etkilendiğini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yardım beklediklerini söylediler. Bir sorunlarımız var. Bir yere gitmek istesek bilet vermiyorlar bize. Otobüsten bilet alamıyoruz. Çalışmaya gitsek bize çalışma izni soruyor. Biz yabancı olduğumuz için düşük ücretle çalışıyoruz. Bizi çalıştığımız zaman paramız da tam olarak vermiyor. Sağlık sıkıntımız var. Hastaneye gidemiyoruz kimlikimiz olmadığından dolayı. Türkiye devletinden kimlik vermesini istiyoruz biz Afganlara. Yani bize kimse sahip çıkan yok. Biz sahipsiziz. Türkiye devletinden İstiyoruz ki bize sahip çıksın. Açılışın sonunda protokol üyeleri dernek binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.